Değerli gurur dostlarımız, Kim 500 TL ister, diğer adıyla 500 TL sana kurban olsun yarışmasında 3. bölümdeyiz. Bugün Fatma ablamız var. Fatma Öztürk ablamız yarışmacımız olacak. Bundan önce sponsorumuz, ana sponsorumuz Ark Motors ve Kaman Çiçekeli Sercan Çetin'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın abla, iyisin? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yeni bu konseptlerle çıkmaya çalışacağız bu zamanda. Abla sizi bir tanıyalım. Fatma ablamız kimmiş? Doğma büyüme buralıyım. 72 Kaman doğumluyum. Halen Kaman Belediyesi'nde çalışıyorum. Ablam Kaman Belediyesi'nde çalışıyor. İkinci yarışmacımız da Kaman Belediyesi'nden de. İstekler üzerine yarışmaya katılmak için Kaman Çiçekeli Instagram sayfasından Kaman Çiçekeli Özkan Ocak ve Kaman Televizyonu'nu takip ederek Özkan Ocak sayfasına ben de yarışmaya katılabilirim diye bize mesaj atarsanız siz de yarışmaya dahil edebiliriz değerli izleyicilerimiz. Ablacığım yarışma hakkında biraz bilgilendirme vereyim. Bir orantıya sor. Yani orantıya telefon hakkımız var. Kim ararsak artık. Numarayı verdiniz zaten. Bir de seyirciye sorma hakkınız var. İki hakkınız var. 10 sorumuz da oluşuyor. Birinci sorumuz 5 puanla başlıyor. 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500. Soruyu bilemediğiniz zaman, emin olduğunuz soruda bilemediğiniz zaman buradan parasız ayrılacaksınız. 9. soruya kadar 2 kişi geldi. Bunda 500'e iddiam olarak görüyorum ben sizi aslında. Yok, hiç öyle iddiam yok. İsterseniz ablam sorulara başlayalım. Birinci sorumuza giriyoruz. Kaman düğünlerinde yemek pişiren keyif hanı hangi çorbayı kaynatır? A. Mercimek, B. Tarhana, C. Yoğurt, D. Kelle paça. C. Yoğurt. Emin misin? Eminim. Son kararınız nedir? Son. Yoğurt cevabıyla birinci soruyu geçtik. 5 TL'miz var şu an. Teşekkür ederiz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Filmlerde klişe olarak zengin baba kızının peşini bırakması için fakir oğlana ne teklif eder? A. Spor araba, B. Para, C. İş teklifi, D. Kombine maç bileti. B. Para. B. Para. Sorularınız çok kolay geliyor ablama karşı. Emin miyiz ablam? Eminim. Para diyelim. Emin diyorum. Ve üçüncü soruya geliyoruz ablam. Yapılacak olan bir yerel seçimde Kaman'da kaç mahalle muhtarı seçilir? Kaman'dan bahsediyoruz. A. 10, B. 9, C. 13, D. 11. 11. Emin miyiz? Eminim. Son kararınız. D. 11 dedi mahallemizde. Normalde bu soru biraz daha kapsamlı olacaktı, zor olacaktı ama biz biraz kolaylaştırdık. Sadece Kaman'a kattık. 11 ile doğru cevap, tebrik ediyorum. Çoktan hızlı gidiyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Kaman Belediyesi'nde çalışıyor ama zaten bu soruyu da kolayca bileceğini düşünüyorum. Bilemesen de bir joker hakkımız ve telefon hakkımız bulunmakta. Kaman belediye başkanlarından hangisi iki kere görev yapmamıştır? A. Yusuf Ziya Aygün, B. Elvan Kaman, C. Haydar Demir, D. Ömer Arslan. Şimdi başkanlar şöyle şeylerini düşününce görev yapmış başkanların da göz önüne getirmeye çalışıyorum. Telefon hakkımızı da kullanabiliriz. Resimleri, tablolar, resimleri var. Onları görmeye çalışıyorum da gelmedi. Ben bununla şeyde kalmayayım da, yanıltmayayım da. Seyirci hakkımı kullanayım. Yani. Seyirci hakkımızı kullanıyoruz. A şıkkı %59 kişiyle A şıkkı. Demiş B şıkkı %1. C şıkkı %27. D şıkkı %13 demiş seyircilerimizden. Güveneyim seyirciye. Yusuf Ziya Aygün diyoruz. Son kararınız mı? Son kararım. Yusuf Ziya Aygün, tebrik ederim. Beşinci soruya geleceğiz. Sorularımız gayet kolaydı ama zaten. Yani biraz yapmadık. Beşinci soruya kadar 75'li olduğu için biraz kolay sorak. Hem erkenden yıldırmayalım diye. Ve beşinci soruya geliyoruz. Bu sporla alakalı. Sporlarımız nasıl abla? Yani futbol falan yok. Beşinci soruyla, bu sezon amatör kümede mücadele edecek.
Ceviz Spor ve Kaman Spor'un grubunda aşağıdaki takımlarından hangisi yer almaktadır? A. Sivas Spor. Yer almaktadır. A. Sivas Spor. B. Çiçekten Spor. C. Akpınar Spor. D. 1461 Trabzon Spor. Aslında Nedim abi yanından geldiniz. Oradan da... Maçlara niye gitmedin? Hani, Ülgeoğlu'da yok maalesef. Ülgeoğlu'da şöyle sosyal medyada takip ediyor olsa... Bizi takip ediyorsa biz de paylaştık grupları falan. Belli bir süreye hakkım var mı bunda? Fazla bir zamanımız yani. Yok. Şu an için 50 TL kazandınız bizden. Yok, parası şey değil, konu değil. Önemli olan soruların durumu. Ya da kendi durumu. Telefon hakkımız geçer mi? Onu kullanayım. Telefon Güler hakkımı kullanabilirim. Güler ablaman nerede futbolda? Vallahi sanmıyorum da. Anlamı biliyorsanız Nedim Başkan'ı arayabilirsiniz. Ha, varsa seçme hakkı olabilir. Nedim Başkan'ı arayabilirim. Olur. Nedim Başkanım merhaba. Merhaba Şak. Fatma ablayla 500 TL sana kurban olsun yarışmasındayız. Şu an yarışmacımız kendisi. Burada yarışması? Kim 500 TL ister yarışması. Evet. Telefon hakkını sizden tarafa kullanmak istedi. Evet buyurun. Süremiz 45 saniye Nedim Başkanım. Fatma ablaya veriyor. Soruyu size kendi okuyacak. Nedim gelmiyor Şan Bey. Şu an geliyor mu? Nedim Bey merhaba. Merhaba Fatma. Ceviz Spor'la ilgili olunca şokeri sizden yana kullandım. Kaman Spor. Evet buyurun. Bu sezon amatör kümede mücadele edecek Ceviz Spor ve Kaman Spor'un grubunda aşağıdaki takımlardan hangisi yer almaktadır? A. Sivas Spor. B. Çiçekdağ Spor. C. Akpınar Spor. D. 1461 Trabzon Spor. A. Şıkkı. Sivas Spor. Sivas Spor. Çiçekdağ Spor. Çiçekdağ Spor, evet. Teşekkür ederim. Oldu. İyi akşamlar. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım da yanılacaktı. Aklımdaki oydu da. Şey şimdi Akpınar Spor da var orada. Kişi karşısında yani. Kalıyor mu zaten? Trabzon zaten mümkün yani. Değil herhalde. Sivas Spor da zaten büyük bir takım olduğu için. İkisinin evet. Arasında kalsın diye %50 hak arasında kaldınız ama. Çiçekdağ Spor diyorum. Demesiniz son kararım, eminim. Nedim Başkan'a da buradan güveniyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çiçekdağ Spor'la 6. soruya geçeceğiz ablacığım. Bu da Kaman'ımıza özgü bir soruyla karşınızdayız. Hangisi çarşamba günleri Kaman genelinde sofralarımızın vazgeçilmezidir? A. Kulcacı. B. Hamsi. C. Portakallı ördek. D. Madımak. Zamanı da geldi ya. Benim çok aram olmasa da. B. Hamsi. Peki Kulcacı'nın yapmasını bilmiyor musun sen? Tabii ki. Madımak? Tabii ki. Ama ne olacak? Portakallı ördeği bilmiyorum. Portakallı ördeği biz de bilmiyoruz. Buradan soruyu hazırlayan arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hamsi diyoruz. Hamsi son kararım. B şıkkı Hamsi. Buradan da genelde bizim Hamsi işiyle uğraşan Hacı Lafcan'ın uşaklarıyla uğraşıyor. Buradan da biri vefat etti. Başsağlığı diliyoruz ayrıca. 7. soruya geçiyoruz efendim. Dışarıdan içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu. B. Kaman otobüs terminali. C. Komşu evi. D. Erkan Ahat çay bahçesi. D. Erkan Ahat çay bahçesi son kararım.
Değil bir soru. Erkan Açak Bahçesi diyerek doğru cevapladınız. Tebrik ediyoruz. Bundan sonra biraz daha zorlaşacak sorularımız. 8. soruyla, gerçi bu 8. soruda çok kolay çıktı abla. Tamamen özgür. Kamanlıysa zaten tamamen kolay mı diyeceğim bir şey. Hangisi bir beddua çeşidi değildir? A. Ocağın yansın. B. Boynun altında kalsın. C. Defterin dürülsün. D. Kolun kopsun. Şimdi anlam bakımından düşünmeye çalışıyorum. Olumlu, olumsuz anlamında. Normalde beddua gibi görünüp de aslında beddua değil. Evet. A şıkkı ocağın yansın. Ocağın yansın. Ne demek istemiş abla burada? Ya şimdi ocağın yansın, normalde baktığında beddua gibi. Evet. Ama aslında iyi niyet söylenen, deyim. Evet. De şey yapabilir, tütsün. Ocağın baki olsun, devamlı olsun. Teşekkür ederiz abla. Hem de bunu cevapladı. 9. soruya geçeceğiz. Fatma abla gayet de hızlı gittik değerli izleyicilerimiz. Buradan Ark Motors ve Roman Çiçek gibi Sercan Çetin kardeşimize, ana sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz 9. soruyla devam ediyoruz. Ateş böceğinin diğer adı nedir? A. Lamba böceği. D. Yıldız böceği. C. Fener böceği. D. Fosfor böceği. Güzel bir soruymuş. Şimdiye kadar biz hep ateş böceği, ateş böceği diye şarkısı da var, dinliyoruz ya. Ama bir çağrışım. Fener böceği. Fener böceği. Fener böceği. Son karar. C. Fener böceği dedik ve tebrik ediyoruz abla. 10. soruya geçiyoruz sizinle. 10. soruda çok kişi takıldı zaten bizde. Yani. Önemli olan o. Yani o soruyu bir göreyim. Yani ona kadar gelecek miyim? O soruyu görecek miyim? Asıl düşüncem oydu. Ama zaten burada en büyük bir sıkıntı var. Bize mesela başvuru yapan bayanların %50'si değil. Geri bizden mesela geri vazgeçtiler işte. Yani biz geri katılmak istemiyoruz gibi bir korkular oldu. Ya ben ona sevinmiştim. Yani ilk duyduğumda yarışmanız başlamış, işte haberim yoktu, böyle böyle yarışma başlamış. Hatta arkadaşlar kendi arasında Fatma Bula kesin katılır diye konuşmuşlar. Dedim nasılmış neymiş, ha, katılırım dedim. Yani hiç şey yapmadan. Güzel, yani bayanlar da hiç çekinmelerine falan gerek yok. Güzel bir şey, hani bilmeye, öğrenmeye yönelten bir yarışma olur. Ben zaten herkes için kamanın, gelsin yani, bayanlar katılsınlar. Kamanın ağzıyla biraz gidiyoruz, belediye başkanlarımıza dokunuyoruz. Ya yani biz bile bu soruyu hazırlarken çok şey öğreniyoruz mesela. Tabii ki. Bazen yanlış bildiklerimiz, doğru bildiklerimiz yanlış olabildiğini öğreniyoruz. Yani öğrenme araştırmayla, okumayla, o şekilde olur. Zaten ben düşüncem soruları hazırlarken bazı zorlar sordu, biraz dedim ki bir bilemez. Hatta spor sorusunu hiç bilemez dedim. Öyle bir düşünceliydim ben. Öbür soruları bilir, hatta yani onu onda on yapar diye iddialıydım sizin adınıza. Zaten lisans mezunu olduğunuzu da biliyor. Buradan tebrik ediyorum. 10. soruya geçiyoruz Fatma ablayla. Hazır mıyız abla? Sorumuz için hazır mıyız? Hazırım. Kakalak hangisinin bir türüdür? A. Kuş. B. Balık. C. Sürüngen. D. Böcek. Kakalak. Böcek. D şıkkı. D şıkkı. Evet. Son kararınız. Son kararım. Evet. Kakalak hangisinin bir türüdür dedik. Fatma ablam böcek dedi. Cevap D şıkkı. Böcek. Teşekkür ederiz abla. Yani hamam böceği diyebiliriz. Evet. Kara Fatma diyebiliriz. O şekilde biliriz. Ben bu soruda zorlanacağını çok düşünüyordum. Yani 10. soruda normalde biz kolay kolay 10. soruda. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bazı şeyler tesadüfler vardır ya. Evet. Film, yani normalde biliyordum zaten bildiğim bir şey de. Daha 2 gün önce bir film vardı.
Orada bu yarışması vardı bunların, kakalakları. Evet. Yani her şeyin yarışması vardı, artık onun da yarışması vardı filmin bir sahnesinde. Oradan? O tesadüf ama bildiğim bir şeydi yani. Direkt zaten. Normalde bizim 10. sorularımızda falan böyle bir ikileme bırakacaktık ama sen ikileme de bıraktırmadın bizi kendine. Dedik ki 10. soruda çekilsin gibi sesinden. Bilineceğimin de yani bilmeyip de böyle arada kaldım da tabii düşünebiliyorum. Sıra dün Baran abim buraya oturdu. Ben diyor çok basit diyordum diyor. Oraya oturunca diyor yani bir de diyor 2500 milyar size de katılmadık biz diyor. Yani senin yanına katılabiliyor. Acayip heyecanı var buranın. Atmosferi çok değişik diyor. Yani işte bilginin sınanması. Önce ben kendimi sınıyorum. Hani biliyor muyum? Asıl amacım da oydu benim. Yani para falan şeyinde değil. Allah razı olsun. Hani bildiğimi, biliyorum dediğimi ne kadar biliyorum? Ya da ne kadar getirebileceğim? Amacım bir, oydu. Bir 10 soru daha olsaydı o soru daha götürürdün gibi geliyor. Gerçekten bilgiliyim. Ama ben söyledim zaten değerli izleyicilerimiz. Fatma Orhan lisans olmuş, okumuş dedim bu kızın. Ben de hepsini bilir. İddialıydım da ben. Estağfurullah. Yani okudum şeyle de. Yani kültürlü olarak bildiğiniz için. Hani bir de belediyedesin zaten. Olduğu kadar. Maşallah vallahi. Ama bizden... hiçbir zaman onu yani biliyorum o iddiada değilim. Olamam. Ben yani. Senin adına iddia edilmiştim. Çünkü bilgi sonsuz. Bilginin sonu yok ki. Evet, bilginin sonu yok ne yazık. Ama ben iddiaya girdim senin adına. Fatma Hanım hepsini bilir diye düşündüm ben. Kazandın yani. Demek mi söyleyeceksin? Valla artık yemeği senden söylerim. Çok teşekkür ederiz Allah. 500 TL sana kurban olsun. Gerçekten sana kurban olsun. Hepsini biliyor. Soruyu gerçekten lütfüze oldu. İlk defa 10'da 10 bile bir günde karşılaştık. Şey diyelim, çıkın çıkın gelin. Evet, çıkın çıkın gelin. Yok, güzel bir program. Çok teşekkür gerçekten ederim. Allah razı olsun. Özellikle de bayanları yani tavsiye ederim. Allah razı olsun. Gelip yarışsınlar. Burada herkesi, Kamanlı herkesi bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Kamanlı veya Akpınar, Kırşehir neresinde olursanız müracaat için Özkan Hoca, Kaman Televizyonu ve Kaman Çekilini Instagram adresi takip edip sonrasında Özkan Hoca, Özkan Hoca hesabına mesaj yollayacaksınız. Ben de yarışmaya katılıyorum diyebilirsiniz. Buradan Fatma ablam 10-10 bildi. 500 TL sana kurban olsun da gerçekten kurban olsun. Kazandı burada. 10-10 yaptı. İlkini gerçekleştirdi. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın efendim.